Maç sonu iki teknik direktöründe açıklamalar ekranlarınıza geldi. Ev sahibi ekip Abdullah Avcı'nın açıklamalarından başlayalım. Özellikle Halil Umut Meler'in kararlarına değindi kendisi. Kazandığımız penaltıda kırmızı kart çıkabilirdi diyor. Ve bana göre yediğimiz üçüncü golde de faul vardı. Sen Halil Umut Meler'in oyun içerisindeki kararlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya benden de ziyade aslında biraz da hakem yorumcularının yaptığı yorumlara dünden bu tarafa baktığımız zaman... Yani ortalamanın altında gibi bir görüntü var aslında. Yani hakemle alakalı, Umut Meler'le alakalı biraz ortalamanın altında bir performans sergilediği ilgili birçok hakem yorumcusu en azından görüşünün olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'un da bugünkü gazeteler içerisindeki köşe yazılarına da bakacağız. İsmail Kartal üzerinden de konuşalım istersen. Tabii. Özellikle onun da maç sırasında boynuna ve kafasına geçmiş gelen olsun. Bazı maddeler vardı, kendisine geçmiş olsun diyelim. Tabii ben bunu çok sorun yapmadım dedi. Kafama bir madde geldi. Maç bence iptal olmalıydı şeklinde bir yorum yapıyor. Evet, Ömer Ülündür'ün de bu maç tatil edilmeli diye yazısının başlığı var bir taraftan. Yayının başında bahsettiğimiz gibi hakemin belki de burada maçı devam ettirmek yerine bazı kararlar alıp oyuncuları güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına çekmesi, beklemesi, bekletmesi bunlar olabilecek olması gereken de belki de hususlardı. Ama Halil Umut Meler oynatmayı tercih etti. Devam kararı verdi ve sonrasında da zaten biraz fitil ateşlenmiş gibi gözüküyor. Peki istersen bakalım mı köşe yazılarına? Değerli izleyenler, ilk önce Sabah gazetesinde Ahmet Çakar'ın bugünkü yazısını sizlere aktaracağız. Radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için de ben de seslendirmiş olayım. Meler 3 puanı hediye etti başlığıyla yer alıyor. Trabzon'da kara bir gece yaşadık. UEFA, FIFA dün bu karşılaşmayı izleseler bu maç nasıl 90 dakika tamamlandı diye birbirlerine sorarlar. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. Ardından devreye Trabzonspor seyircisi girdi. Meşaleler, yabancı cisimler sahaya yağdı ve tüm Fenerbahçe bir anda sindi. Önce kaleci Livakovic'in hatasıyla gelen bir frikik golü, ardından da Ciku'nun acemice yaptığı bir penaltıyla maç birden eşitlendi. Seyirci görevini yapmış gibi 2-2'den sonra sahaya hiçbir şey atmadı. Halil Umut Meler adlı sözde hakem aynı şartlarda maçı devam ettirdi. Bitime de az bir süre kala Batshuayi yaptığı golle Fenerbahçe ipten aldı. Maçtan sonra yaşananları hepimiz gördük. Bu önce ülke federasyonunun basiretsizliği, sonra da hakem Meler'in futbola ihanetidir. Üstelik Fenerbahçe'nin galibiyet golünden önce de Jadon Osterwolde'nin yaptığı faulü görmeyerek bu sefer de maçı Fenerbahçe'ye hediye etti diyor Ahmet Çakar yazısında. Hem Halil Umut Meler'in kararları konusunda bir eleştirisi var, hem de tabii ki maçı neden yarıda kesmedi ya da tatil etmedi diye soruyor. Az önce açıklamaları ekranlara getirmiştik. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir sözü var. Türk futbolu bence kaosla besleniyor diyor. Ne yazık ki. Buna artık katılıyoruz sanırım. Yani çünkü kaosu seven yöneticilerimiz var. Kaosu seven taraftar sayısı epey bir fazla. Ve finalinde de eğer oyuncu grubu da bu kaosa ortak oluyorsa tabii ki kaostan beslenmiş oluyoruz. Böyle her şeyin böyle süt liman olduğu, çok rahat geçtiği dönemler genellikle sıkıcı olarak adlandırılıyor. O yüzden kaostan besleniyoruz. Dün de bunun bir parçasını yaşadık. Evet. Dünden önce de birçok karşılaşmada aslında bunları görmüştük. Ve bunun sonucudur. Yani birçok olayın, birçok verilmiş ya da verilmemiş kararın, alınmış kararların, alınmamış kararların bir sonucudur. Hakem de Türkiye'nin şu anda en vitrinde olan ismi. Yani deneyimsiz bir hakem de değil. Tabii, büyük maçlar. Yani genç bir hakem ama deneyimli bir hakem aslında. Bu tarz maçları fazlasıyla çıkartmış bir hakem. Ama bu karşılaşmada bu hakemimiz de bu maçı çıkartamadı. Hep de ona denk geliyor. Yani enteresan bir durum. Yani süreci yönetememek aslına bakarsan. Yani bunu herkes şapkasının önüne koyacak. Bunun sebebi kimdir? Sorgulayacak. Ama maçtan önce Başkan Ali Koç'un açıklamalarını hatırlayalım. Trabzonspor'la bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar şeklinde aslında birleştirici söylemlerde bulundu Başkan Ali Koç. Evet. Başkan Ertuğrul Doğan da Ali Koç'un yanında olan söylemlerle yine aslında iki camianın karşı karşıya olmadığını, yan yana olduğunu ve aralarında bir sorun olmadığını belirtti. Şimdi başkanlık nezdinde böyle açıklamalar gelirken bugün hem bu süreç içerisinde tribünlerden ya da sahadaki oyunculardan bu şekilde yaklaşımların gelmesi de biraz
talihsiz. Onu da söyleyeyim. Ve herkes biraz de, da ben geliyorum dedi. Bir haftadır bence tabii canım. Gergin bir ortam var. Evet. Trabzonspor mesela maç sonunda şapkadan çıkan tavşan diyerek Halil Umut Meler'in fotoğrafını paylaştı. Evet, ondan öncesinde ki, çünkü Selahattin Bakin'de evet, bir açıklaması vardı. Onun bir açıklaması vardı. Şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak dedi mesela. İşte gerek yok. Yani başkanlık nezdinde kucaklayıcı bir yaklaşımda bulunan iki camia varken yöneticilerin şapkadan tavşan üstünden bir maç öncesi bir vurguda bulunması bence talihsiz. Evet. Sanki biraz daha bu ortamın daha da sakin bir şekilde devam etmesi için açıklamaların bu yönde olmasında fayda vardı. O şekilde devam etmesinde fırsat vardı. İyi olabilirdi. Maçtan önce şimdi maçı değerlendirelim. O açıklama da bu şekildeydi. Bu görselle birlikte yer aldı değerli izleyenler. Maç sonucu skoruyla birlikte şapkadan çıkan tavşan cümlesiyle birlikte Halil Umut Meler'in yakınlaştırılmış bir evet. fotoğrafı var. Tabii bu pozisyonda bu baskıyı evet, ya bir cevap vermeyen Osterwolde'nin yani sırttan baskısına ki Ahmet Çakar'ın da bahsettiği şey bu aslında Osterwolde'nin yaptığı faali görmeyerek evet. Gole sebebiyet vermekten bahsediyor Ahmet Çakar da. Şu hareketin aslında oyuncuyu yıkan bir hareket olduğunu görmedi Halil Umut Meler. Ki çok da yakın. Çok da yakın. Neredeyse, i̇şte bu aslında biraz da Trabzonspor cephesinin isyan ettiği nokta. Ve daha vahim sonuçlar yaşanılabilir dedim. İyi ki de yaşanmadı. O yüzden herkes dünkü yaşanan olaylardan sonra bence şapkasını önüne koyup ya biz böyle hani konuşuyoruz, ediyoruz, açıklamalar yapıyoruz ama bak ne oluyor? Bunu bir değerlendirmesi lazım. Bu yapılan açıklamalar insanların rezidanslarındaki ofis odalarında hadi bunu da yazalım diye yazıp da geçtiği metinlerin çok dışında. Umarım. Bunlar öyle oluyor bu arada ben söyleyeyim. Sevgili Demet yani ofislerinde insanlar oturup keyif yaparken hadi şu açıklamaya şunu da yazalım deyip böyle yani şahidim bazılarına çünkü bu seviyedeki kulüplerden bahsetmiyorum ama o yüzden orada yazıldığıyla kalmıyor iş. Siz onu yazdığınız zaman sokağa da sirayet ediyor. Tabii ki. Tribüne de sirayet ediyor. O yüzden bunları yapmamak gerekiyor. Lütfen artık devreye girsin. Federasyon da, federasyon nezdinde de bu konuda artık açıklama yapmaktan öteye, PFDK'ya sevkten işte 40 gün, 50 gün benden daha öteye giden, talimat değişikliklerine kadar giden sürecin yaşanması gerekiyor. Yani bunu söyleyeyim. Bu artık kurtarmıyor. Yani ne yapıyorsun? İşte para cezası. Evet. Açıklamasını okuyayım mı federasyonun? Buyurun. Maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimizle iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şüphemiz yok ama önleyici olalım artık. Evet, tekrar etmemesi adına ne yapılabilir? En önemli evet. konu bu bence. Bir diğer köşe yazısına tabii da geçelim ki. Mi? Tabii, tabii. Şimdi de Hürriyet Gazetesi'nde Fırat Aydınus'un bir yazısı vardı değerli izleyenler. Bunu da sizlere aktaralım. Yine dediğimiz gibi radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de. Hakem analize gerek yok. Hakem analizine gerek yok başlığıyla. Sahaya atılan maddeler futbolun oynanmasının engellenmesi, bunların karşısına hakemin uyguladığı veya uygulamadığı yaptırımlar. Yok golden önce faul olup olmaması, penaltıdan önce faul olup olmaması, penaltıda kartın rengi kırmızı mı olmalıydı, olmamalı mıydı, verilen verilmeyen fauller ya da kartlar. Meşale sahadayken görüp oynatması, oynatmaması ve akabinde gol gelmesi, son dakikalarda köşe bayrağının orada bütün takımın birbirine girip boğazlar sıkılıp sadece iki sarı kartla geçiştirilmesi vesaire vesaire. Bu maçın yorumunu ve hakemin kararlarının analizini yapmaya gerek yok aslında diyor Fırat Aydınus. Bu karşılaşmayı özellikle Halil Umut Meler üzerinden görüyor ve yaşanan birçok olaya da değinmiş aslında. Şu anı hatırlıyorum. Oyun devam ederken bir meşale atıldı, yerde yanıyor ve Fenerbahçeli bir oyuncu İsmail Edis'i yanlış hatırlamıyorsam aldı mesela, elinde tutuyor o sırada ve oyun o sırada devam ediyor. Yani bilmiyorum. Yani karşımda Hürriyet Gazetesi'nde 19. sayfada Hüseyin Yavuz'un fotoğraf karesi var. Sanırım fanatik fotoğraf karesi de. Evet. Korner direğiyle oyuncu kovalama görüntüsü. Mert Müldür kovalıyor bir tane taraftar. Korner direğinin ucu, bayrak kısmı değil diğer tarafı adeta bir bıçak gibi keskin. Mızrak. Mızrak gibi. Evet. İşte bak bu da bir problem.
işte Türkiye Futbol Federasyonu mızrak gibi o direkleri oraya dört köşeye koymak yerine başka çözümler bulmasını gerektiğini herhalde belki fotoğraf karesinden görebiliyordur. Bu taraftar burada bir yanlış yapmadı belki, yani yanlış tabii hareket de, bu mızrak gibi olan şeyle daha tehlikeli sonuçlar da ortaya çıkabilirdi. Tabii. Bunu ben buradan fotoğraf karesinden görüyorsam Türkiye Korkunç. Futbol Federasyonu'nun bunu hayli haylini öncesinden görüp onu o şekilde oraya koymaması gerekiyor.